Herkese merhaba. Sony'nin CES 2013'de duyurusunu gerçekleştirdiği Android telefonu Xperia Z Mart ayında Türkiye'de piyasada olacak. Bunun öncesine gerçekleştirilen bir basın toplantısı sayesinde Xperia Z ile tanışma ve onu kısa süreliğine de olsa deneyimleme fırsatı bulduk. 5 inç Full HD çözünürlüklü ekranıyla son zamanların yükselen eğilimine uyum gösteren Xperia Z'nin ekranı rahat tutuşu garanti altına almak adına dar bir çerçeve çevreleniyor. Sony'nin bu amaçla daha önceki akıllı telefonlarında gördüğümüz fiziksel navigasyon kontrollerinden de vazgeçtiğini görüyoruz. Tüm navigasyon kontrolleri ekranın altında sabit şekilde duran navigasyon tuşları yardımıyla gerçekleştiriliyor. Bu arada telefonun 7.9 mm'lik kalınlığı da onun ergonomik yapısını destekleyen unsurlardan bir tanesi. Sony Xperia Z'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi suya karşı dayanıklı olması. Telefonu açık durumdayken suya düşürseniz bile başına bir şey gelmiyor. Her tarafını silip tekrar rahatlıkla kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki telefonun içine su sızmasını önlemek amacıyla kulaklık girişi, microSD kart yuvası gibi deliklerde birer kapakla kapalı tutuluyor. Sony Xperia Z'de Android 4.1 Jelly yüklü geliyor. Ancak ürünün piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Android 4.2 güncellemesini alması bekleniyor. Sony'nin Xperia cihazlarının özel temasını barındıran cihaz aynı zamanda geçen yılın cihazlarına göre arayüz anlamında ufak tefek değişiklikler de içeriyor. Görüntüyü kablosuz olarak herhangi bir harici ekrana yansıtabilen cihaz bu şekilde fotoğraf ve videoları daha fazla kişi aynı anda gösterme, oyunlardan bir oyun konsolu havasıyla zevk alma fırsatı sunuyor. 2330 mAh saatlik kapasiteli bir batarya barındıran Sony Xperia Z'de yer alan stamina modu ekran kapalıyken tüm uygulamaların aile iletişimlerini kesiyor. Bu şekilde kalan pil çok daha idareli şekilde kullanılabiliyor. Kullanıcılar hangi uygulamaların stamina modu kapsamına gireceğini de belirleme şansına sahip. Sony Xperia Z ile ilgili ilk izlenimlerimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra gerçekleştirmeyi planladığımız detaylı incelemede bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, 13.1 megapiksel kamerasıyla çekilen fotoğraf ve videoları ayrıca 1.5 GHz'lik 4 çekirdekli GHz işlemcinin sağladığı performansı da görme fırsatı bulacaksınız. Müzik